lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi bir veli-i kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. Hulusi Bey, Allah rahmet etsin, Ankara'ya gelmişti. O Tandoğan Meydanı'nın meydanına bakan bir dershanedeyiz. Sıddık Gül'ün dershanesi miydi bilmiyorum, kimin bilmiyorum ama oldukça büyük bir salon. Orada hınca hınç dolu. Salon pencereden o Tandoğan Meydanı'nı görüyor. İşte Ankara'yı bilenler. Biz içerideyiz. Hulusi Bey geldi. Allah rahmet etsin. Oturdu yerine ve bir hayli zaman konuşmadı. Ondan sonra dedi ki, kardeşlerim, sizin bu teveccühünüz sebebiyle şu benim yerim, oturduğum yere bir taş dahi koysanız o büyük bir keramet sahibi evliya olur dedi. Bu teveccüh o taşı büyük keramet sahibi evliya yapar dedi. Hüsnü niyet ve teveccüh, bütün cemaatin bir noktaya teveccühü, o noktada öyle bir kuvvet meydana getirir. İşte Üstad Hazretleri hayattayken bütün cemaatin teveccüh noktası Hazreti Üstad'dı. Ve bütün dünyada da Hazreti Bediüzzaman tanınırdı. Ve kendisi birçok inayete mazhar oluyordu. Kendisinde olmasa bile o cemaatin toptan teveccühü, Hulusi Bey'in dediği gibi, bu benim yerimde bir taş olsaydı büyük kerametlere mazhar bir evliya olurdu dedi. Evet. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyet-i halisenin dahi kerameti vardır. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım. Risale-i Nur dairesinde ta başından itibaren İhlas Risalesiyle daha diğer eserlerin birçoğunda kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım tabiri çok sık söylenir. Ve çok ehemmiyetlidir. Kardeşlerim, aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ben sonradan gelecek kardeşlerinizin ne kadar güzel olduğunu görmek isterim. Nevinden bir hadis-i şerifi var. Ya Resulullah, biz senin sahabeniz, işte bizi görmüyor musun? Siz benim sahabemsiniz fakat kardeşlerim sonra gelecek. Bu manada bir hadis-i şerif. Aciptir ki bu Risale-i Nur dairesinde de böyle. Yani Kur'an'ı öne çıkaracak, Kur'an mücadelesini öne çıkaracak bir cemaat nur içerisinden, Risale-i Nur talebeleri içerisinden çıkması lazım geliyordu. Bu acmendi oldu. Bu cemaat acmendi oldu. Kardeşleri birinci hizmet devresinde elhak en üstün derecede bir hizmet yaptılar. Hepsine bir şahidiz, tasdik ediyoruz, tebrik ediyoruz, minnettarız. Ama arkadaşlarım dediği sonradan gelecek ki hep şeyler ona göre, fiiller ona göredir zaten. Bunlar azmendidir. Azminden evvel
herhangi böyle bir cemaat teşekkül etmiş değildir. Nurazimendi'dir. Mühim bir yerdeyiz yani. Risale-i Nur Camiası'nda iki grup var. İki faaliyet tarzı var. Birisi imanı tahkikin neşri ve ehli iman dalaletten kurtarmak. İkincisi hilafet-i Muhammedi ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmektir. Bu ikincisi doğrudan doğruya arzimendilerin omuzundadır. Çıkışı da bunun içindi zaten. Çıkışı da bunun içindi. Hilafet-i Muhammediye davasıyla çıkıldı ortaya. Bu ikinci hizmet devresi arzimendinin omuzundadır. Vazife bitti mi? Hayır. Ne zaman biter? Hilafet-i Muhammediye icra ve tatbik edilir. Halife-i Müslümin Anadolu'ya oturur. Sonra İttihad-ı İslam davası tahakkuk eder. Azimendi'nin bil fiil mesul olduğu vazife umum manada biter ama has manada yine devam eder. Şimdi aynen birinci hizmet devresinin has manada gayet mükemmel bir şekilde devam ettiği gibi ikinci hizmet devresi ve üçüncü hizmet devresi de umumi manada gevşerse de halk arasında yaygınlaşır. Yaşama demek o. Yaygınlaşır. Herkes mesela diyelim ki duyuyoruz yani kitapçılardan, kitap satanlardan duyuyoruz. Adam ölçüsünü getirip veriyor. Diyor ki 2 metre 15 santim, 1 metre 15 santim diyor. Kitap boşluğum var benim diyor. Kitaplığımda. 1 metre 15 santim kitap var bana diyor. Adam satacağı kitaplar diziyor, 1 metre 15 santim götürüyor, oraya koy diyor. Risale-i Nur'da bu vaziyete geldi hemen hemen. Böyle santim doldurma, ümmet arasında santim santim doldurma vaziyetine geldi hemen hemen. Artık o eserden ne kimse ürküyor, ne kimse kaçıyor. Bilakis onu okuyan tercih ediliyor, makam sahibi oluyor, mansıp sahibi oluyor. İlahir. Ama Risale-i Nur içerisinde daima gayet az, fakir, kuvvetsiz, kimsesiz olduğumuz halde büyük bir hizmeti Kur'an yolumuza İhsan İlahi tarafından korunmuş keyfiyetinin devam etmesi lazım. Ve bu devam ediyor. Bu da Acizmendi'de devam ediyor. Bulunduğumuz yerin ve hizmetin emniyetini müdrik olmamız lazım geliyor. Çok şükür buna muhalif bir şey görmüyorum. Ama bilelim ki mühim bir işteyiz. Böyle mühim işlerde çabukluk, efendim şey böyle himmet gösterisi bilmem ne, bunlar meseleye zarar verir. Usulü dairesinde karargâhta bekliyoruz, hazırız. Hizmet bekliyoruz yani. 17. sözde ağaç yaprakları cezbe bekliyor dediği gibi yapraklar cezbe bekliyor diyor. Biz de hamiyet ve himmetimizi tahrik edecek birinci dairedeki, birinci zamandaki gibi bir heyecanla ortaya atacak bir cezbeyi bekliyoruz. Sünihattır, rumuzattır, ihtarattır. Sünihattır, rumuzattır, ihtarattır. Bu üçünün dışında olan şeyler fayda da vermez, zarar da verir. Zarar verir, fayda vermez, zarar verir. Buyur. İşte ey kardeşlerim, ve ey hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım, bir kalayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahs-ı mahnevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz.
Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Evet, duracak yerse evet. Duralım. Sual var mı? Hakikati arayan adam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir söz var. Her Süfyan'a karşı Cenab-ı Allah bir Mehdi gönderir diye. Teşbihte hata olmasın. Firavun'a karşı Hazreti Musa, Nemrut'a karşı Hazreti İbrahim'i gönderen Allah çok zor bir dönemde Allah için zorluk yok be kardeş ya. Üstadımızın Risale-i Nur ile ortaya çıkmasını nasıl değerlendirirsiniz? Aynen başta senin söylediğin gibi Firavun'a karşı Hazreti Musa aleyhisselam ne yaptıysa, Nemrut'a karşı İbrahim aleyhisselam ne yaptıysa, Süfyan komitesine karşı Risale-i Nur ve Bediüzzaman'da onu yaptı. Ve devam ediyor hizmeti. Ve hizmeti devam ediyor. Burada şunu söyleyeyim. Söylemek mecburiyetindeyim. Eğitimler bir faaliyet için yapılır. Yani ilkokul talebesi çocuklar hadi bu alfabeyi çözek çözdük. Bir daha çocuklar. Yani çocuk artık onu öyle ezberini alır ki Elif, B, T, S'yi yazarken filmler de yapar yani. Soluna yazar, sağına yazar, alttan yazar, üstten yazar. Ama maksat alfabeyi öğrenmek değil. Alfabeyi öğrenmekten maksat onu alttan üstten yazmak değildi yani. Alfabeden sonra öğrenilecek şeyler var. İlmi tekamül ettirmek var. Bir hususta mütehassıs olmak için çalışmak var. Şimdi ben kusuruma bakmasınlar. Birinci hizmet devresi çok mühim. Hiç kıymetini kaybetmez. Bir kıyamete kadar. Çünkü imanın telkin ediyor. Ama biz döner döner Ayşe'yi anlatırsak derler ki tamam da bundan sonra ne yapacaksınız? Onu bize söyleyin hele. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ha, bunu öğrendik. Ben Hulusi Bey'e Allah rahmet eylesin söyledim. İhlas Risalesi okuyorduk. Geldim bir yerde durdum. Epeyce durdum. Arif-i Billah alttan böyle baktı. Ne demek istiyorsun dedi. Ezbere mi okuyayım yoksa yüzünden mi okuyayım dedim. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra dedi ki Risale-i Nur'un anlaşılmasında varidat lazım. Aynen elinde böyle sağ kulağının yanından varidat lazım dedi. Varidatı kenara korsan güzel sesler çıkıyor yani. Çok hoş sesler çıkıyor. Çok mübarek sesler çıkıyor. Geçenlerde bizim anlatmıştım. Zonguldak'ta derse gelen bir terzi vardı. Dersleri hiç kaçırmıyordu. Ama geldiği zaman bir yastık buluyordu kafasının dibine. Ayaklarında uzatıyordu öyle. Yatakta yatıyor yani. O şekilde ders dinliyordu. Bizim arkadaşlar müdahale etmek istediler. Yok dedim. Adam öyle rahat ediyor. Karışmayın. Sonra kendisi açıkladı. Dedi, Hacı Efendi dedi, sen şimdi diyeceksin ki ya bu böyle yatma olur mu dedi. Vallahi evde de böyleyim dedi. Bir şey dinleyeceğim ya böyle uzanmasam anlamıyorum dedi. Şimdi güzel, hoş,
bildiğimizi konuşalım. Bir daha konuşalım. Tevhidi bir daha anlatalım. Ama bilin ki cumhur-ı avamı bürhandan ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Sözü kim söylemişse ona bakıyor. Sözdeki kuvvete bakmıyor insanlar. İnsanlar sözü kim söylemişse ona bakıyor. Sözdeki kuvvete bakmıyor. Kuvvetli bir insan zayıf bir söz söylese ona bütün insanlar yapışıyor. Zayıf bir insan kuvvetli ne kadar kuvvetli konuşursa konuşsun kimse kale bile almıyor. Elaziz'de Hulusi Bey şöyle demiş. Vallahi hiç kimse bunu ne araştırır, ne sorar, ne kitap karıştırır. Hulusi Efendi böyle emretmiş. Herkes aynen böyle eder. Eyvallah kurban. Aynen böyle derler ya. Ama Hasan Hüseyin en güzel, en antika şeyleri söylemiş. En ciddisi gider araştırır. Hele bu doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Bu noktayı kaçırdık. Hazreti Bediüzzaman hüccetti. Bir sözü Bediüzzaman söylemiş. Kimse onun gidip şey tarafını, fıkıh tarafını, yok tefsir tarafını, yok nümmet tarafını araştırmaz. Bediüzzaman söylemiş. Bitmiştir o iş. Elazığ'da Hulusi Bey söylemiş. Bitmiştir o iş. Kastamonu'da Sultan Feyzi Hazretleri söylemiş. Bitmiştir o iş. Ama başkası aynı hakikatleri ne kadar 100 defa söylese, 1000 defa söylese onu başkası dinlerken acaba doğru mu söylüyor diye düşünür. Risale-i Nur'da söylenenini anlatıyorum. Burada da okuduk değil mi? Dün evvelki gün okuduk. Dün okuduk. Aynı der. Makbul bir insan hakkında, makbul bir insanın elinde gördüğümü kıymetli kabul ediyor. Kuvvetli bir adamın elinde zayıf bir meseleyi kuvvetli görüyor. Bu meseleyi kaçırdık. Hazreti Üstad'ın vefat ettiği dakika mübarek naşı henüz toprağa verilmeden merci meydana getirmemiz lazımdı. Merci. Ama bu adam ona layık mı? Mühim değil o. İstersen taş koy oraya. De ki bizim mercimiz ha şu güzel yontulmuş taştır. O taşa teveccüh onu keramet sahibi büyük evliye yapar. Ben Hulusi Bey'in dersinden anladım. Risale de öyle söylüyor. Bu noktayı kaçırdığımız için işte şimdi hani Allah rahmet eylesin için üzümüzün bir hikayesi vardı ya. Malatya'da bir zikir halkası, herkes heyecana gelmiş. Halavet, Allah 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 Allah. Ondan sonra hu'ya geçiyorlar. Hu, hu, hu. Bu öbürü yine diyor Allah Allah Allah. Birisi kulağına demiş, hu'ya geç demiş. Herkes hu'ya geçti. Ulan bana Allah demeyi yasak edenin ta anasını avradın demiş. Tamam Allah demenin zamanı ama zikir huya geçti, oraya geçmek lazım. Tarikat perdesi altında, sünnet-i seniyenin ve şeriatın parlamasına hizmet etmeyen nur dairesine vacibi terk eder. Vaciptir bu. 5. mektupta yazıyor. Vacip. Güzel. Bu hizmet devresi devam edecek. İnsanlar doğdukça bu hizmet daima birinci olacaktır. Tamam. Ama lütfedin bu ikinci hizmete de bir bakın ya. Bu da sizin işiniz. Ama hikmet-i ilahi maksatlı baktıkları için bu noktayı onlara perdelemiştir. Nasıl ki maksatlı bakan ülema da, cühela da, makam sahipleri de Risale-i Nur'u anlayamadılar. Allah perdeledi Risale-i Nur'u bu insanlara.
Şimdi de azimendiği perdeledi bunlara. Anlayamıyorlar. Oradan okuyor. Bütün her tarafıyla azimendiği tutuyor. Başı sarıklı bir genç. Ne, Risale-i Nur Dairesi'nde kim var böyle? He? Eğer Risale-i Nur doğrusu yazıyorsa bir genç çıkacak, başı sarıklı olacak. Sarığa dikkat çekiyor. Başka şey değil. Başı sarıklı bir genç diyor. Sarığa dikkat çekiyor. Azimendi'den başka dairede böyle bir şey oldu mu? Bunun için senelerce Azimendi hapis yatmadı mı? Ağır ceza mahkemesi gördük. Ha, sarık için. Elazığ'da beni ağır cezaya götürdüm sarık için. Bu maksatlı değil. Biz bir işin içine düşürüldük yani. Bizim eğer bir kayda değer bir iyiliğimiz varsa geri adım atmadık. Mesele o. Yani kayda değer bir şeyimiz varsa Allah'ın nimetiyle geri adım atmadık. Ama ileri adımda ne sarık bizim işimizdir, ne cübbe bizim işimizdir, ne asa bizim işimizdir. Yaptıran var, yaptırdılar. Kuvve-i velayeti ortaya attılar. Evet, yani Risale-i Nur hakkında ne diyorsunuz? Risale-i Nur hakkında benim bir şey dememe lüzum yok. Terbiyesizlik yapmama da lüzum yok. Risale-i Nur'un yerini, makamını tayin etmek böyleydi, şöyleydi, üstad böyleydi diyebilmek için hiç olmazsa bir kademe yukarıda olmak lazım. Yani benim biraz yukarıda olmam lazım ki aşağıdakinin ne yaptığını farkında olayım. Met etmek öyledir. Haşa ki böyle bir terbiyesizliğe gireyim. Musa aleyhisselam Firavun'a karşı ne yaptı? İbrahim aleyhisselam Nemrut'a karşı ne yaptı? Bu emsalleri çok. Süfyan'a karşı da Hazreti Bediüzzaman onu yaptı. Ve Hazreti Bediüzzaman dedi ki benim işin tamamını yapmaya ömrüm yetmeyecektir. Üç hizmet devresine ayırdı. Birinci hizmet devresi iman tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtma. Ey kardeşlerim, bizim işimiz bu. Sonra gelecek hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Tarikat perdesi altında sünnet-i seniyeye ve şeriata hizmet edeceksiniz. Birinci hizmet farz, ikinci hizmet vaciptir. Beşinci mektupta kelimesiyle yazıyor bunu. Kimsenin ne ilavesi ne çıkarması var. Vacibi terk. Mesuliyeti var mı Hoca Efendi? Var. Ahirete vacibin terkinin cezası vardır. Anladın kardeşim?